Merhaba, merhaba. Merhabalar ablacığım. İsminiz? Ben Tarık Kara. Siz? Muhammed. Muhammed. Şimdi bu koyunlar kimin? Metin abininki. Metin abi. Sizin mi? Yok, ben Metin abiye yardıma geldim. Ben. Sen nereden geliyordun abi? Ben Güneş köyünden geldim. Ha, eşekle mi geldin? Evet. Abi burası nasıl bir yer ya? Baksana her yer dağ, ova, artık anlatamıyorum. Yürüyerek gelmek mümkün değil. Ben pikapla anca geldim. Dona dona geldim. Allah yardımcınız olsun ya. Hoş bulduk. Abi. Buralı mısın abi? Ben Güneş köyündeyim. Metin abiye yardıma geldim bugün. Koyunlara Metin abinin işi vardı. Eşekle geldin değil mi? Başka türlü gelinmez. Ya eşeğe günah değil mi ya? Bana hep kızıyorlar eşeğe bindiğim zaman. Ya Allah da onu onun için yaratmış ablacığım. Şimdi eşeklerde olmasa biz koyunlara nasıl azık götürecek, yemek götürecek, keçemizi götürecek? Onun da görevi o. Aynen o da öyle. O yüzden ekmek yiyor. Doğru. Hepimizin bu dünyada bir görevi var. Peki bu koyunlar Kangal koyunu mu? Aynen, Kangal koyunları. Ha, buralarda bak Kangal köpeği geliyor. Vallahi Kangal dediniz de duydu galiba. O yavru gelmez abla. Yavru mu? Sen git abi. Sen git köpeğinle ilgilen. Sen git. Köpeğin yanına git. Sana zahmet abicim. Dur. Bak gördün mü sahibinin yanına nasıl gidiyor? Tarık abi, bu Kangal koyunları burada önemli değil mi? Tabii. Başka koyun bu soğukta yaşayamaz ki zaten. Sivas'ımızın kendi ırkı olan Kangal koyunu. Kendi birçok yerine de hani damızlık da gönderiyor. Sen üşümüyor musun? Ben biz dondum. Biz alışkınlık abla böyle havalara. Böyle bir soğuk olamaz. Donuyorum. Kaç kat giyindim. Siz bu kadar soğuğa alışkın mısınız ya? Alışıyoruz mecburen. Çünkü memleketimiz soğuk. Biz de alışıyoruz. Koyunlar gitti vallahi. Sen şimdi yardıma gelip ne yapacaksın bu koyunlara? Akşama kadar otlayıp eve gidiyor. Kurt falan çıkıyor mu buralarda? Kurt illaki dağda olduğu zaman kurt olur. Biz şu an dağın başındayız değil mi? Evet, dağın başında. Bildiğin dağın başındayız. Dağın başındayız. Ay Allah'ım. Peki bu kaç koyun var burada? Burada yaklaşık 250-300'e yakın koyun var. Senin kendi koyunların var mı? Benim kendi koyunlarım var. Nerede? Onlar köyde abim gibi. Sizin hayatınız hep bu koyunlar değil mi? İşimiz bu. Hayatımız. Peki sütünü ne yapıyorsunuz? Yani süt sağmıyoruz. Genellikle siz direkt satıyorsunuz. Yani direkt kuzuyla, kuzusu büyüyene kadar emziriyor. Kuzular satıldıktan sonra da koyunlar tekrar soğuyor. Peki kim alıyor? Kasaplar mı alıyor? Yani kasaplar alıyor, tüccarlar alıyor, besiciler alıyor. Alıp onlar da götürüp satıyorlar. Yani kurbanda satıyorlar. Kesiyorlar kasap. Sen evli misin? Evliyim. Gürünlüsün değil mi? Evet, gürünlüyüm. Bu gürünlüğün gözleri hep böyle yeşil mi ya? Yok ya, pek yoktu da ben benim şöyle. Öyle mi? Kaç evet. Çocuğum var abi? 3 tane çocuğum var. Hay Allah bağışlasın. Peki yaşam nasıl buralarda Gürün'de? Genelde kırsal alan olduğu için birçoğu işte tarımla, hayvancılıkla uğraşıyor. Genel olarak baktığımızda. Bizde işte hem koyunumuz var, hem tarlalarımız var. Ekiyor, biçiyor, öyle devam ediyor. Ne yiyip ne içiyorsunuz peki buralarda? Allah ne verdiyse işte yiyip içiyor abla. Eşekte ne vardı şimdi? Yani eşekte ne olur? Genel olarak kahvaltı türü olur. Hani daha da pratik olsun diye. İşte çayımız olur. İşte yumurta. Çayı ateş yakıp pişiriyorsunuz tabii, değil mi? Tabii çayı ateş yakıp pişiriyoruz. Yatağınız var mı, çoban yatağı? Yok, şimdi akşamları eve gittiğimiz için yatak gerek yok. Yazın. Kepenekleriniz? Yani kepenek ya da keçe derler bazen. Ha, keçe. Var. Doğru var. Şimdi çobanların çayı meşhurdur. Tabii kara çaydanlıkla çay içmezsek olmaz. Olmaz mı? İlla o siyah kara yani, demlik olacak. Onun çobanlığın en güzel yönü belki de odur. Niye? Çok lezzetli olur. Bilmiyorum. Ya. Hani o doğadasınız. Ateşle kaynamış güzel bir çay. Şekerli mi şekersiz mi? Şeker olmazsa ben pek de adamım. Ya adamsın be. Ben de şekersiz çay içemiyorum. Çok seviyorum ama çok zararlı. Zararlı da olsa işte biz sürekli dağda olduğumuz için bizi pek etkilemiyor çok. Doğru. Peki buralarda zaman nasıl geçiyor? Bu soğukta ya ömür geçer mi? Her Allah'ın günü buralara gel sabahtan akşama kadar. Ya abla işimiz bu. Zamanda işte bir şekilde geçiyor. Telefonla konuşuyoruz. İşte, oyunlarla uğraşıyoruz. Bir hobiniz falan var mı, şarkı türkü bağlama? Türkü söylüyorum. Söylüyor musun? Evet. Ya çobanların sesi de güzel olur çünkü değil mi? Evet. Neden acaba? Sürekli koyunlara bağırdıkları için sesleri açılıyor. Nasıl bağırıyorsunuz koyunlara? Yani işte uzağa gittiği zaman bağırıyor, sesliyor. Nasıl bağırırsın? Üyş diyor mesela böyle. Ne? O neydi ya? Islıkla. Bir daha yapsana abi, şuraya doğru bir daha yap. Değil mi? Adamı öldürür gibi Allah'ım sen. Dey, çabuk gelin. Dur, dur, dur. Vuk, sek, sek, sek. Vuk, dek, 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 dek. Al, gel.
Valla biri tanıdı geliyor. Gel 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 gel. Vay ay 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 ay. Yas 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 yas. Yas kale. Yas 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 kale. Zaten Sivas müzik olarak da hani böyle kolunu çarptığın sesi güzel olur. UNESCO'da da müzik şehridir ya Sivas. Evet. Değil mi? Bir sürü Sivaslı türkücülerimiz, şarkıcılarımız Türk'ünün var. Türk'ünün ana kenti gibi bir şey. Değil mi? Bize ne söyleyeceksin Çoban abi? Bir Sivas türküsü söyle ya o zaman. Söyle abi. Hastanenin kapısına kar doldu. Gafil düştüm yüreğime dert oldum. Anam hastaneye ben de yatmazdım. Hastanenin köşeleri yoruldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım. Hastanenin köşeleri yoruldu. Açma pencereye değmesin yerler. Bugün efkarlıyım bilmesin yerler. Köyüme varınca verem mi derler. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Köyüme varınca verem mi derler. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Mezarın üstünde yayılan koyun, gelin ahbaplarım elbisem soyun. Yavrular görmeden mezara koyun. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Nazlı yar görmeden mezara koyun. Ölüm ver Allah'ım, ayrılık verme. Ay bu ne güzel bir sesti, beni ağlattı. Abla ağlayacağını bilsem vallahi söylemezdim. Ah abi ya, Rabbim hiçbir evladı anasız babasız bırakmasın gerçekten. Allah herkese sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur versin. Amin. Buradan tüm annelerimizin, kendi annemin başta olmak üzere ellerinden öpüyorum. Babalarımızın ellerinden öpüyorum. İyi ki varlar değil mi? Tabii annenin tabii, babanın Allah kıymetini bilmek lazım. Her zaman başımızda büyükleri eksik etmesin inşallah. Amin. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Ben kederlendim. Sen de üşüdün. Hadi gel gidelim koyunlara baksınlar. Olmaz abla, o bizim işimiz. Bırakalım. Ay kıyamam size ya. Rabbim bu soğukta ekmeğinin peşinde olan herkesin yardımcısı olsun. Biz de öyle soğuklarda dışarıdayız. Tabii. İnsan sevdiği zaman hiçbir şey gözüne gelmiyor. Bir de ekmek parası olunca. İşimiz bu olunca, ekmeğimiz bu olunca. Ekmeğe saygı. Aynen öyle. Değil mi? Hadi işin az gelsin. Akşam. Akşam hani böyle oturup çoluğumuzla çocuğumuzla yediğimiz zaman bütün zorlukları unutuyoruz. Değil mi? Yeter ki helalinden olsun. Ya ne güzel dedin. İşin az gelsin. Sağ ol ablacığım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Kederlendirdin beni ya. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.